Doğru, tarafsız, dürüst haberin merkezi Alanya Posta TV ana haber merkezinden hepinize mutlu akşamlar. Efendim, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın birleştirilmiş meclis toplantısı pandemi tedbirlerinde konferans salonunda yapıldı. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi'nin bu ayki konuğu ise Alanya Kaymakamı Doktor Fatih Ürkmezer oldu. Toplantıda Şahin, turizmdeki kötü gidişe dikkat çekti. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi'nin birleştirilmiş oturumu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı kınanarak yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Benzer şekilde vererek Ermenistan askerlerini işgal ettiği Türk topraklarından atmaya başlamıştır. Azerbaycan Türk toprağıdır ve onların acısı da bizim acımızdır. Meclis 2 aylık faaliyet raporunun sunumunun ardından Alanya Ticaret Odası Başkanı Mehmet Şahin'in konuşmasıyla devam etti. Şahin, meclis üyelerine turizmdeki son gelişmeler hakkında bilgi vererek geçen yıla göre sektörün %20 seviyesinde dolulukla hizmet verdiğini ifade etti. Lazım dedim. Allah razı olsun. Hükümetimiz destek verdi. KGF kredileri çıkarttı. Can suyu kredileri. Bunları anlattık. Uzun uzun anlatmayalım. Hepsinde destek oldu ama bir destek daha lazım. Şahin, Alanya'da 40 bin dolayından turizm işsizi olduğunu belirterek yeni destek paketine ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Bir eşi, bir çocuğu olsa bakmakla mükellef 120 bin kişi eder Alanya'da. Eğer bu KGF kredisi tekrar sağlanıp SGK vesaire her şeyi de devletimizden beklememek lazım. Burada yerel yönetimler de taşın altına elini koymalı. Şahin devamındaysa Alanya Spor'un yaşattığı gurura dikkat çektiği konuşmasından tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böce'ye şifa dileğinde bulundu. Bunun yanında Alanya Spor'umuza, bize UEFA'da bu gururu yaşattığı için başta Hasan Çavuşoğlu Başkanımıza, yönetim kurulu üyelerine, bugüne kadar emeği geçen bütün Alanya Spor Başkanlarına ve yönetimlerine, ben biliyorum benim yönetimde de meclis üyesi arkadaşlarımın içinde de hala yönetimde olan ve geçmişte de varıyla, malıyla, her şeyiyle mesai harcayan arkadaşlarım var. Hepsine sonsuz, çünkü Alanya'mızın tanıtımında çok büyük katkısı oldu Alanya Spor'umuzun. Kendilerine, hepsine, başta Hasan Çavuşoğlu Başkanımıza ve bugüne kadar emeğe geçmiş herkese ve mevcut yönetimine teşekkürlerimi arz ediyorum. Efendim, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın birleştirilmiş meclis toplantısına konuk olarak katılan Alanya Kaymakamı Doktor Fatih Ürkmezer, hem COVID-19 ile mücadelenin titizlikle yürütüldüğüne dikkat çekti, hem de Alanya'nın tarihi değerlerinin önemine. Alanya Kaymakamı Doktor Fatih Ürkmezer, meclis üyelerine ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ürkmezer, Alanya'yı bir yandan tanımaya çalışırken, öncelikle kurumlar, STK'ları beraberinde çalışacağımız kişileri tanımaya başladık. Bir yandan da Alanya'daki potansiyel nedir, nereye doğru evrilir diye bir altyapı çalışmasına oturtmaya çalışıyoruz. İnşallah hep beraber Alanya için elimizden ne geliyorsa 7/24 esasına göre çalışacağız, dedi. Çalışırken hem öncelikle kurumları, STK'ları, bütün beraber çalışacağımız kişileri bir yandan tanımaya çalışıyoruz, bilgiler alıyoruz. Bize bağlı olan kurumlarla ilgili briefingler almaya başladık, ziyaretler yaparak, yerlerinde görerek. Bir yandan da Alanya'daki potansiyel nedir? Potansiyel tabii hepimiz mutlaka, hani bilinmedik bir yer değil Alanya, mutlaka biliyoruz ama bizler de Alanya'daki potansiyel nedir, ortam nedir, nereye doğru evrilir, neler yapabiliriz diye bir altyapı çalışmasını aynı anda yürütmeye çalışıyoruz. Genelde bizler, benim kendi çalışma tarzımda, bir sistemimizi oturtmamız belli bir zaman oluyor. Öncelikle iş düzeni oturttuktan sonra bir yandan çalışmaya devam ediyoruz tabii ki. İnşallah hep beraber biz Alanya için elimizden ne geliyorsa 7 gün 24 saat esasına göre bundan önceki yerlerde olduğu gibi bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. COVID-19 denetim sisteminin tamamen değiştirildiğini belirten Ürkmezer, önce 100 işletme denetlerken şimdi bu rakam günlük 500-600 seviyesine çıktı. Aynı zamanda filyasyon ekibinin tespit ettiği temaslı vatandaşları evlerinde kontrol ediyoruz. Evinde olmayanı Antalya'ya gönderiyoruz, diye bilgi verdi.
Bir yandan tabii izolasyon denetimleri de var. Onlar da nedir söyleyeyim? Covid-19 temaslılar veyahut da onların yakındaki filyasyonda tespit ettiklerimizle evlerinde ziyaret ediyoruz. Onlardan yaklaşık her gün 700 civarında insanı biz evlerinde kapısını çalıyoruz. Emniyet, jandarma, yine imamlardan oluşturduğumuz arkadaşlar, okul müdür yardımcılarından evde misin değil misin diye. Evde değilse de alıp Antalya'daki yurda götürüyoruz. Antalya'daki yurtta zorunlu misafirliğe aldırıyoruz onları. Geçtiğimiz hafta içerisinde dahi biz Alanya'dan birkaç kişi aldık götürdük. Cumartesi günü sadece 3 kişiyi cumartesi günü götürdük Alanya'dan alıp Antalya'daki yurda. Bundan sonra devam edeceğiz bunları. Turizme yönelik bilgiler de veren Hürkmezer, özellikle kültür mirasları konusunda önemli çalışmalara imza atıp Alanya'yı UNESCO kültür mirasına dahil edilmesi için kolektif çalışma yürüteceklerini söyledi. Tabii tarihi kale dediğimiz bir alanımız söz konusu ve burada da bir çalışma başlamış başkanım, hepiniz biliyorsunuz. Alanya UNESCO'ya girmesi için. Ben tabii geldiğim yerde UNESCO kenti oldu, doğduğum yerde UNESCO kenti Bergama. Doyduğum yer olan Alanya'nın da UNESCO kenti olması için çabalayacağız. Efendim, Alanya Belediyesi ve Alanya Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğinde geliştirilen Safadere ekoturizm alanı için geri sayım başladı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, projelendirme işlemi tamamlanan ve kısa süre içerisinde çalışmaların başlayacağı alanda incelemelerde bulundu. Yani insanlara ve bölge halkımıza faydalı olacağını düşünüyorum. Ben şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum. Alanya'da yerli ve yabancı misafirler yeni bir doğa harikası alanla buluşuyor. Sapadere mahallesinde bulunan ve ziyaretçilerin akınına uğrayan Sapadere Kanyonu'na ek olarak ekoturizm alanı projesi hayata geçiriliyor. Proje alanında incelemelerde bulunan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, tabiat harikası bu alanda projemizi tamamladığımızda eşsiz bir doğal güzellik ortaya çıkacak dedi. Başkan Yücel'e inceleme alanında Orman İşletme Müdürü Yücel Sönmez, Orman İşletme Şefi Ali Kaan Yüksel, Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nden sorumlu Başkan Yardımcısı Özgür Karamut, Sapadere Mahalle Muhtarı Hamit Baç ve proje ekibi eşlik etti. İçerisinde yürüyüş ve bisiklet yolları, yaban hayvanlar için beslenme ve bakım sahaları, misafirlerin manzarayı ve yaban hayvanları görebilmesi adına seyir alanlarının yer alacağı Sapadere ekoturizm alanı 3358 metre uzunluğuna sahip olacak. Benzerlerinin çok üzerinde yer alacak olan ekoturizm alanı %79 gibi yüksek bir potansiyel değere de sahip. Sapadere ekoturizm alanıyla birlikte Sapadere Kanyonu'nu da inceleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Sapadere ekoturizm alanı projemiz sadece yerel çapta değil, ulusal çapta da örnek bir proje olacak. Bu projeyle birlikte cennet vatanımızın yalnızca birkaç şehrinde olan ekoturizmi bölgemize de kazandıracağız. Hayırlı olmasını dilerim dedi. Uzun bir sürenin ardından doğa harikası olan, tabiat harikası olan Sapadere Kanyonu'nuz inşallah en kısa zamanda hizmete açılacak ve bu vesileyle biliyorsunuz ki ülkemizde örnek bir proje olan ve birkaç şehirde olan ekoturizmi güçlendirmek ve ekoturizmi halka örnek bir proje üreterek halkın ihtiyaçlarını, yürüyüş yollarını, bisiklet yollarını ve rekreasyon alanlarını içine alan ve gezi alanlarıyla birlikte bütünleştiren bir ekoturizm haritası belirlendi. Bu Sapadere Kanyonu'ndan sonra 3358 metrelik bir alanın da yürüyüş alanı olarak, yani doğa harikası olan ve tabiat varlıklarını yerinde görmek, o bölgede yetişen yani bitki türleri, endemik bitki türlerini, bununla birlikte tabii ki doğa hayvanlarını da yerinde görerek, onları yemlendirme sahası, bakım sahaları bile içinde oluşturarak o bölgede bir hayatın var olduğunu ve o canlılığı vatandaşımızla göstermek için güzel bir proje ürettik. Buradan Orman Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Oraya da bakalım. Tamam, oraya bir bakalım. O gezdiğimiz patikadan gözüküyor mu şu anda kepçenin olduğu yer? Şefim şimdi öteden bir yol gel.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden Alanya'ya gelen yetkililer AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Mustafa Toklu ile birlikte Antalya-Alanya Otobanı projesi ile ilgili incelemelerde bulundu. Antalya ve Alanya halkının dört gözle beklediği Antalya-Alanya Otobanı projesi ile ilgili ilk adımlar atılıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Mustafa Toklu çalışmaları yakından takip ediyor. Toklu, Alanya Posta TV'de geçen hafta katıldığı Artı Haber'de projeyi yakından takip ettiklerini ifade etmişti. Proje incelemesinin ardından Toklu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Proje Alanya'mız, Antalya'mız ve bölgemiz için büyük bir adım olacak. Hükümetimizin gerçekleştireceği proje ile Alanya ve Antalya arasında kalacak olan bölgede trafik rahatlayacak. Hem zaman hem de maddi olarak halkımıza büyük bir faydası olacak. Bugün projeyi gerçekleştirecek olan Karayolları Genel Müdürlüğü'nden ekipler gelerek bölgede incelemelerde bulundular. Kendilerine ilgi ve alakaları için teşekkür ediyoruz," dedi. Başkan Toklu, projenin yapılmasında büyük emekleri olan ve konuyla yakından ilgilenen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na da teşekkür etti. Efendim, buradan bu küçük arkadaşlarımıza sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Onların bu uyarılarını hem gülerek hem samimi bir şekilde izliyoruz. Fakat aslında ufacık da olsa sizlere küçük bir öneriyle bulunmak istiyoruz. Lütfen bu arkadaşlarımızın evde kal çağrısına uyalım. En azından toplum sağlığımız için. Efendim, kahvaltıların olmazsa olmazlarından olan zeytin. Bu sene neredeyse yok. Alanya'da hem sahilde hem de iç kesimlerde bulunan zeytin ağaçlarında ürün bulunmuyor. Zeytin üreticileri bir taraftan zeytin hasadına başlarken, geçtiğimiz ilkbaharda yaşanan çöl sıcağının etkisiyle üreticiler hasatta yüzde bazlı bölgelerde %30-40, bazı bölgelerde ise %80 civarında düşüş bekliyor. Sofraların en önemli lezzetlerinden olan ve birer yıl arayla rekoltede artış veya azalış yaşanan zeytin de bu sene üreticilerin deyimiyle yok yılına denk gelindi. Alanya'nın kendi ihtiyacını karşılayacak üretime yapıldığı zeytinde bu sene yok yılına denk gelen üreticilerse tüketecekleri sofralık zeytin ve zeytinyağı için şimdiden endişelenmeye başladı. Bu sene zeytin üretiminin hem yok yılına denk gelmesiyle birlikte Mart ayındaki çöl sıcaklarından dolayı çiçekten meyveye dönen zeytinin de zarar görmesiyle bu sene zeytin neredeyse yoktu. Efendim, çıkan bazı haberler ve söylemler sonrası üniversitelerde hibrit eğitimin başlayacağı gündeme geldi. Konu ile ilgili Yüksek Öğrenim Kurulu açıklama gerçekleştirdi. YÖK böyle bir durum söz konusu değil açıklaması gerçekleştirdi. Üniversitelerin 1 Ekim sonrası açılmasına yönelik karar alındığı iddialarına Yükseköğretim Kurulu'ndan yalanlama geldi. Yükseköğrenim Kurumu Başkanı Yekta Saraç'ın, üniversitelerin 1 Ekim sonrası için akademik takvimlerini yüz yüze olacak şekilde hazırlayabilir ifadelerini kullandığı açıklamaları sosyal medyada yer aldı. Söz konusu paylaşımlar üzerine binlerce öğrenci ve velinin okullar açılacak mı sorularının akıllara gelmesi kaçınılmaz oldu. YÖK'tense konuyla ilgili açıklama geldi. YÖK, Başkan Saraç'ın bu tür bir paylaşımda bulunmadığını ifade etti. Üniversitelerin 1 Ekim sonrası açılacağı iddialarının ise doğru olmadığı belirtildi. YÖK tarafından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye kararının üniversitelere bildirilmesinden sonra bu konunun tekrar gündeme gelmediği de vurgulandı. Alanya Belediyesi merkezden kırsala şehrin her noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Batı bölgesinde asfalt atağına geçen Alanya Belediyesi Fen İşleri ekipleri Payallar ve Türkler mahallelerinde asfalt atağına geçti.
Alanya Belediyesi şehir merkezinden kırsala vatandaşların ve bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda yatırım ve çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce 4 ayrı noktada başlatılan çalışmalar kapsamında yeni projeler hızla tamamlanıyor. Payallar Sanayi Caddesi üzerinde başlatılan 200 metre uzunluğunda 3x3,5 kapalı menfez çalışması hızla yükselirken, Türkler Köle Hasanlı girişinde de 450 metre uzunluğunda 6 metre genişliğinde, Türkler Karamanlar Sokak girişinde 350 metre uzunluğunda 6 metre genişliğinde ve yine Türkler Akdeniz Bulvarı'nda 400 metre uzunluğunda 10 metre genişliğinde asfalt çalışması aralıksız sürüyor. Çalışmalar hakkında bilgiler veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi olarak Alanya'mızın doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her noktasında çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Halkımızın talep ve ihtiyaçları doğrultusunda mahallelerimize yatırımlarımızı sürdürüyoruz, dedi. Sosyal medya paylaşım sitesinin birinde yer alan bir iddiaya göre Aytemiz Alanya Spor, Liverpool'un Gallerli kanat oyuncusu Harry Wilson'ı kiralamak istiyor. 23 yaşında ve 17.5 milyon euro bonservis bedeli bulunan Harry Wilson, geçtiğimiz sezon Bournemouth kulübüne kiralanmıştı. Wilson'un Liverpool'la 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Süper Lig'de sezonu iyi bir giriş yapan Aytemiz Alanya Spor, geçtiğimiz sezon devre arasında Ümraniye Spor'dan transfer edilen kanat oyuncusu Emircan Altıntaş'ı Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a kiraladı. Emircan'a Tuzla Spor'da talip olmuştu ancak taraflar anlaşma sağlayamayınca genç yetenek Adana Demirspor'a imza attı. Adana ekibi 25 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralandığını duyurdu. Efendim, bendeniz Raif Doğrulu. Gündemin kalbi Alanya Posta TV Ana Haber Merkezi'nden hepinize sağlıklı günler temenni ederiz.